Kemal Bey'in de selamları var size. Diyor ki hocam ben evliyim, zekat vereceğim diyor. Zekat mükellefiyim. Yani 1 milyon liraya yakın bir kenarda param var diyor. Annem ve babam ve kardeşim beraber yaşıyor. Babam sigortadan emekli fakat çok azalıyor demiş. Deprem mağdurları, maddi durumları da iyi değil. Hal böyleyken zekatı onlara vermeyi tasarlıyorum ama bu konuda acaba din ne der, diyanet ne der? Burası önemli. Zekat verilecekse en yakından başlanılmalı diye de düşünüyorum. Bu düşünce acaba doğru mu demiş. Tabii bunlar aile bireyleri. Yani baba evlada, evlat babaya, anneye zekat fitri vermez. Ne olur? Birikimlerini onlarla paylaşır. Yani bir insanı şöyle düşünelim lütfen. Bir insan zekat verebilecek kadar meblağ da bayağı bir yıkım tutan bir meblağ. O meblağa ulaşacak durumu var ama baba da mağdur. Bu çelişki zaten. Yani babanın varlığıyla, servetiyle evlat, evladın servetiyle de baba ne yapabilir? İstifade edebilir. Onun için baba evlat, evlat babaya, anneye ne yapamaz? Zekat vermez. Vermemelidir de. Vermemeli. İlla bu zekatı oraya vermek için biraz önceki soruya verdiğimiz cevapta da özel bir uğraş sarf etmeye gerek yok. Ya kız kardeşine peki, verebilir kız kardeşi, aslında. Kız kardeşi eğer gerçekten bakıma muhtaç, zor durumdaysa ne olabilir? Kız kardeşine verebilir. Tabii ama kız kardeşin durumunu da mesela tabii, buluğ çağından küçükse buluğ çağına o zaman anne babaya onun varlığıyla o da varlıklı. Fakat yetişkinse efendim ne olabilir? Tek başına bir birey ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda ama karşılayamıyor. Kardeşi verebilir.